Merhabalar, Planner Sims'e hoş geldiniz. Bugün tekrardan orijinal evimiz olan Covent Garden ailesinin muhteşem evindeyiz. suratına çarptı. Neyse, tamam. Olabilir, olabilir. Buckingham uyuyor. Paddington oyuncağı suratına çarpmakla meşgul. Evet, Oxford'un çişi var. Pıtır pıtır arkada gidiyor. Bu şekilde ailemizi bırakmışız. Kaldığımız yerden şimdi hep birlikte devam edeceğiz sizlerle. Biliyorsunuz bu Parenthood paketi geldikten sonra bir Flint ailesi yarattı. O ailede bir Parenthood oyunumuz mevcut. Ama benim asıl yapmaya çalıştığım şey... Bu daha önce oynadığım, daha önce kaydettiğim Covent Garden ailesinin bölümlerini hızlı bir şekilde bitirmek. Daha doğrusu bitirmekten ziyade en azından Princess Buckingham'ın yetişkin ya da genç yetişkin, young adult olduğu kısma kadar getirebilmek. Sebebini şöyle açıklayabilirim. Princess Buckingham'ı belli bir noktaya taşımadan diğer oyunları oynayamıyorum, öyle söyleyeyim. Bu bölümde daha çok Get to Work paketinin yeni olayı olan bu doktorculuk mevzusuna bir bakış atacağız. London'ı gördüğünüz... Bir şey düşürdüm, pardon. London'ı gördüğünüz üzere doktor yaptım. Doktorluk kariyerine ilk adımı London'a attım ve burayı keşfetmek istiyorum. Tabii ki en sevdiğim karakter London'a. Tabii iş yerimize geldiğimiz gibi yemeğe dadanmasaydık iyiydi ama karnımız aç, pek de yapacak bir şey yok. Şimdi görüyorsunuz solda bize verilen belli tasklar var. Bu taskları yerine getirirsek prim alabiliyoruz, terfi alabiliyoruz falan filan. Bu tasklarımızın içinde bir tane kahve içme taskı var. Bu da task mesela. İki tane coworker'la tanışmak var. İki tane iş arkadaşıyla tanışmak var. Ve bir tane hastayla sohbet etmek var. Şimdi ilk hastamıza bakmak için açıkçası heyecanlı, daha çok gerginim. Hem de bir çocuk. Yani batırma şansım yok. Bakalım. Önce discuss general health. Yani genel sağlık şeylerinden bahsedelim. Nasılsın, iyi misin, neyin var falan. Genel olarak bir tabloyu oluşturmaya çalışalım. General health'ini şu an discuss ediyor vaziyetteyiz. Kulaklarımdan duman çıkıyor diyor. Kulaktan duman çıkması bize bir hastalığın belirtisi olmalı. Ama biz kariyerimize daha yeni başladığımız için ona bir iğne yaparak onu iyileştirmeyi deneyebiliriz. Bu çok riskli. Yani gerçek hayat olsa bitmiş vaziyetteyiz. Hiçbir şey sormadan, etmeden ne haber, nasılsın dedik ve iğne yaptık. Tık ve iyileşti. Ve iyileşti. Patient cured. Şansımıza iyileşti. Yani hastalığın ne olduğunu bile çözemedik. Yani diagnose edemedik. Diagnose, teşhis koymak. Teşhis koymayı yapamadık. Bu sebeple her ne kadar sonuç olarak başarılı bir hasta kabulü ve iyileştirmesi, tedavisi olmuş olsa da yapılması gereken kesinlikle bu değil. Ama biz kendi işimize bakalım. Taskları yerine getirmeye çalışalım. Bir tane hastayla normal bir şekilde chat, yani hani hastalık dışında bir şekilde konuşmamız lazım. Şu siyahi ablayla konuşmaya çalışacağım. Abla olduğuna inanıyorum. Erkek mi? Abla. Erkek falan değil abla. Yatağı kabul ediyoruz. Bir de böyle garip şeyler var yani, prosedürler. Tamamen protokol. İşte buyurun sizi yatağa alalım. Yataktan işte health'inizi soralım. Health'ten sonra size şunu bilmem ne yapalım falan. Bunları yapacağız. Kariyerimiz bu.
Şimdi şu an gördüğünüz vaziyet. Bakın yine bir iyileştirme şeyi çıktı. Seçeneği çıktı. Ateşi var. Kendisinin ateşi var. Onu iyileştirebiliriz. Direkt olarak onu iyileştirebiliriz. Çünkü böyle bir seçenek çıktı. Yine bir aşı var bir iğneyle. Ve bu da şansımıza iyileşti. Ama bu daha bizim ilk günümüz olduğu için bize zaten zor hastalar gelmiyor. Zor hastalar geleceği zaman çok daha karışık olacak işler. Ve ben bunun için bir tane rehber okudum açıkçası. Hangi hastalığın hangi semptom... Bu arada eve geldik farkındayım. Ama ben anlatmaya devam edeyim. Hangi hastalığın hangi semptomları var? Mesela işte ilk hasta, çocuk hastalığı demiştik ya. İşte kulaklardan işte duman çıkıyor. Bu bilmem ne lama hastalığı işte. Lama gribi hastalığı falan öyle garip garip şeyler. Hepsinin yani bütün semptomların bir karşılığı var. Ama bazen bu semptomlar birbiriyle çok yakın olduğu için birbiriyle karışabiliyor. Ve o zaman hastayı iyileştirememiş oluyoruz. Ve tabii ki doktorluk... Çok pardon, doktorluk puanımızdan düşüyor. Bu sebeple dikkatli olmak lazım ve o rehberi iyice okumak lazım. Şu an güzel bir aile yemeğinin ortasına düştük. London iş yerinden geldiği gibi hemen çocuklarıyla güzelce bir yemek yiyelim, bir konuşalım. Ne yaptınız, ne ettiniz? Çünkü Oxford işte. Earth Court artık bayağı büyüdüğü için onunla bir yetişkin gibi konuşabiliyoruz. Tabii birazcık çocuklar şaşkın bir anda London'ın doktorluk kariyerine girmesi konusunda. Ama tabii ki doktorluğun iyi para getirdiğinin bilincindeler. Ve bu yüzden de çok da sıkıntı yapmıyorlar diyebiliriz. Bu arada tabii ki de sevgili oğlumuzla konuşurken ona bazı yemeklerle ilgili ipuçları verdik ve bu da onun cooking skill'inin gelişmesine katkıda bulundu. Bu konuşma faydalı bir konuşma. Boşa konuşmuyoruz burada canım. Çocuğumuzla konuşuyoruz da boşa konuşmuyoruz yani. Küçükler, küçükler, ikizler, ikizler. Onlarla çok böyle skill konusunda bir şeyler konuşmaya gerek yok. Ama Earth Court'un fanı yerlerde gördüğünüz gibi. Gerçi tuvaleti de var ve enerjisi de yok. Ama kesinlikle şu an eğlencesini halletmemiz lazım. Yoksa ne uyuyor ne tuvaletinde hiçbir şey olmaz. Tripten tribe Earth Court pış pışlarız. O yüzden en iyisi şu hızlı fan geçirme aletiyle bu işi halledelim. Başka çaremiz yok. Princess Buckingham'ı da uyutalım. Çünkü onun da uykusu var. Şimdi şu an yapmak istediğim şey, bu arada gördüğünüz gibi biri mutfağı yakmış. Biz iş yerindeyken mutfak yanmış. Çok büyük ihtimalle kendisi Earth Court, Town Garden diye tabir ettiğimiz insan. Ama hazır bu olmuşken biz Get to Work'le beraber yeni gelen ıvır zıvır şeylere bakalım. Almamız gerekenleri alalım. Hepsini kullanmamıza gerek yok ama bir bakalım hani ne gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Bu arada sürekli ama sürekli kahve makinalarımız yok oluyor. Arkadaşlar 50.yi alıyorum şu kahve makinesini. Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim yani. 50.yi alıyorum. Bunu eve de mi koyabiliyoruz? Kimya laboratuvarı şey. Bakın fotoğrafçılık şeyi, skill'i bu paketle beraber geldiği için eve stüdyo kurabiliyoruz. Wow. Ya yani kuracağız. Ama onun için bayağı yere ihtiyacımız var galiba. Kaç tane kare istiyor ki o? Şu gym... Nereye değiştireceğim konusu birazcık şu an muallak. O gym şeyini bir egale edelim biz en iyisi. Yapacak bir şey yok çünkü yani hani o ortadaki mekanı çok bozamıyorum. Çünkü diğer tarafta bir sürü odayla komşuluğu var. Koskoca ev dedik.
bir şeyler dedik. Biz buraya oho 10 kişi sığdırırız dedik. Bir tane fotoğraf stüdyosu bakın sığmıyor bile şu an. Çok büyükmüş ya. Yani bahçeye de koyulabilir ama tahmin ediyorum ki oyunun ışık algısı yani lighting engine modu onu algılayacak ve biraz gölgeli ya da fazla parlak çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Okuduklarımdan ve bildiğim şeylerden, durumlardan. O yüzden içeri yapma için zorlarım. Yani neden bu kadar zorluyorsun, koy bahçeye gitsin diyenler olacaktır diye bunu söylüyorum. Sığmıyor. Sığmıyor, stüdyo sığmıyor. Tabii ben stüdyo setup'ının, stüdyo kurulumunun ne kadar nasıl diyeyim yer kaplayan bir durum olduğunu çok iyi biliyorum. Sevgili eşim fotoğrafçı olduğu için evlendiğimizde bu ev bize çok büyük falan dediğimiz bir eve evlendiğimizin ikinci günü falan sığamadığımızı fark edişimiz. O işte softboxlar, ışıklar, işte reflektörler, flaşlar, onlar, bunlar, tripodlar. Bir odayı tamamen stüdyo şekline getirdik ve bütün evdeki onu da o odaya koyarız diye düşündüğümüz oda yok oldu. O yüzden ben şu an hiç şaşırmıyorum. Yani Sims'te de olsa bir fotoğraf stüdyosunun, adam akıllı bir fotoğraf stüdyosunun ne kadar çok yer kapladığını biliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Eğer tutkunuz fotoğrafçılıksa, fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız, benim gibi, eşim gibi ya da profesyonel bu işi yapıyorsanız hem maddi hem de yüzeysel olarak kendi hayatınızda yerler açmanız gerekebilir. Bu da böyle bir hobi. Her hobi olduğu gibi bu da biraz pahalı ama görece daha tuzlu hobilerden biri diyebiliriz. Bu arada gördüğünüz gibi birazcık oda sınırlarını değiştirmek durumunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Yani sığmıyor, sığmıyor. Yani şimdi bunu şeyle de sığdırabiliriz. bb.moveobjectson şifresiyle de bunu yapabiliriz. Ancak mesele sığdırmak değil. Bu interaktif yani bir interaction olan ve aktif olarak kullanılacak bir nesne olduğu için çevresinden simlerin dolanabilmesi ve bunu bizzat efektif bir şekilde kullanabilmesi gerekecek. Hala sığdıramıyorum. Ama inat ettim. Ben bu işi yapacağım. Yani bir şekilde oyunun kendi tematik yüz ölçümüne ters bir şekilde sığdırsak bile bunu simler kullanamayacaktır. Çünkü oldukça yürüme, işte içeri gitme gelme falan gibi olaylar gerektiren bir parça. O yüzden hak yolundan gidip orayı burayı sıkıştırmayı göz alarak şifre kullanmadan sığdırmaya çalışacağım. Mümkün mertebe. Tabii bakalım ne kadar becerebileceğiz. O da ayrı bir şey. Bu stüdyoyu buraya sığdırdıktan sonra yine London'ın bir iş gününe beraber gideceğiz. Bakacağız. İkinci günde de bunlar oluyor mu? Kolay şeyler mi geliyor? Yoksa biz bazı hastaları yanlış tedavi edip başımıza iş mi alacağız? Bunlar olacak mı? Ve sığdırdım. Bir yeşil gördüm. Evet. Evet. Sığdırdım. Stüdyomuz hazır. Bayağı zorladı. Ne yalan söyleyeyim, bayağı zorladı. Tekrar hastanedeyiz. Bu sefer London'ın taskları biraz daha farklı. Ve galiba hastamız yine aynı. Gördüğünüz gibi hasta simin üzerinde kırmızı lekeler var. Bu kırmızı lekeler de bir hastalığın bize göstergesi olabilir. Ama biz tasklarımızla bir devam edelim. Bir ateşine bakalım. Hastanın ateşine bakalım. Diyor ki hastadan bir işte tükürük örneği. Bir şeyle.
pamuk değil, kulak çubuğu gibi bir nesneyle bu örneği al ve bunu işle gibi bir taskımız var. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Çünkü ona bir aletle yapacağız galiba. Bir dakika, şimdi çözeceğim ben onu. Ben o işi çözeceğim. Önce bir sample alalım. Sample alalım. Sakiniz. Doktor Hanım. Sakiniz. Evet, sample aldık. Tamam, güzel. Chemical Analyzer. Chemical Analyzer hangisi? Şimdi onu bulmak lazım. Bir de öyle bir durum var. Bir dakika. Çözeceğiz. Daha ikinci günümüz. Bunları çözeceğiz. Hızlıca bu doktorluk kariyerinin merdivenlerini çıkacağız. Analyze. Yes. That's it. Analyze. Burada analiz ettikten sonra onun sonuçları umuyorum ki bize bir şey gösterecek. Eğer o tükürük testinin sonuçları da bize bir şey göstermezse nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyorum. Büyük ihtimalle tasklar bizi yönlendirecektir. Uzay şeyi kullanırım, uzay mekiği kullanırım. Bakar mısınız? Alt tarafı chemical analyzer. Yani alt tarafı demeyeyim de çok böyle sürreal, fütüristik yapmışlar. O bir doktor arkadaş var burada. Onunla da tanışıp dedikodu yapabiliriz, işi kaynatabiliriz, işi öğrenebiliriz. Çok daha önemlisi. Önce şunu bir analiz edelim, sonra yaparız bir şeyler yani. Bu böyle ne kadar sürecek? Biraz daha var. Sol alttaki yeşil daireden görebiliyorsunuz. Analysis complete. Hiçbir şey çıkmadı yani. Bir enfeksiyon var. Bunu anlıyoruz. Alkış. Alkış çok büyük olay. Ne yapacağız şimdi? Sample analizine şeye gir diyor. Bilgisayara gir diyor. Evet. Onu yapmak daha iyi. İlk task yapacağım ve transfer edeceğim. Yani bu beni aştı. Doktor arkadaşım, canım benim, sen burada bayağı yıllardır çalışıyorsun. Çok da güzel bir pozisyondasın. Haydi bakalım sana transfer. Nasıl? Harika. 3'te 1'lik taskımızı hallettik. Bir şey işareti çıktı. Tıp işareti çıktı. Yine kafamıza göre bir hastayı şu an iyileştirmeye çalışacağız. Farkındasınız sanırım. Bu sefer patlamasak bari. Ne verdim? Şurup mu? Aa, o da oldu. Allah Allah. Ya her çıkan, ama her çıkan olmuyor, bundan eminim. Yani ben şu an daha terfi falan almadığım için ya da farklı bir pozisyona gelmediğim için şu an çok böyle bana komplike şeyler çıkmayabiliyorum. Çünkü o rehberde neler neler var okudum. İşte şöyle oluyorsa ama şöyle olmuyorsa, orası morsa ama burası pembe ise bu hastalık falan gibi inanılmaz komplike şeyler vardı. Benim hatta yani gözüm korktu. Dedim ben bu get the work paketini aldım ama yani ben sadece eşyalarla idare edeyim falan. Ama yok, bu doktorluk olayını oynayacağım. Çünkü bizzat işte hastaneye gelip bir şeyler yapmak falan gerçekten zevkli. Şu an yaptığım şey zevkli. Ama bir süre sonra tahmin ediyorum ki kendini tekrarlayan bir hal alacak. O zamana kadar bakacağız. Sürekli hastalıklar kendini tekrar ediyorsa yapacak bir şey yok. Sıradan gittim, bir tane hasta aldım gördüğünüz gibi kafama göre. Orada insanlar sıra bekliyor. Elimde yemek var. Nasıl bir hastane belli değil. Bakalım. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Konuşuyoruz. Ateşi var. Bunu anladık. Gözlerine bakalım. Gözlerini bir kontrol edelim. Sonra da yine o çubukla bir sample alalım. Başka ne yapabilirim? Başka bir şey yapamam. Şimdilik onların bir sonucu gelsin. Ne oldu? Niye yapamıyorum? Heh, yaptım. Gözlere baktık. Biraz başı dönüyor. Onu da aldık. Sample da aldık.
Marie Schreiber. Discuss general health yapıyoruz. Ne yaptın? Bu hastalık nasıl gelişti falan filan. Bakın şey çıkmadı. Tedavi etme butonu bu sefer çıkmadı. Gideceğiz ve onu analiz edeceğiz. Başka çaremiz yok. O arkadaş gene orada. O üst düzey doktor arkadaş. Belki bu sefer analizin sonucunda bir şey... Ne diyor? Further examinations. Daha fazla bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu bize bir şey ifade etmiyor çünkü inconclusive. Workday will end. Oo, bir saatimiz kalmış. Bir saat içinde ya bu hastayı çözeceğiz. Bakın hala tedavi et tuşu çıkmıyor. Çünkü daha komplike bir hasta bu. Ya bir saat içinde çözeceğiz ya da pek tamamlayamayacağız gibi. Kahve de içmek istiyor. Of, şu an çok gerginim. Bir dakika, şu an çok gerginim. Tekrar kulaklara bakalım. Çünkü insanlar demiş ki bir kere yaptığınız bir şeyi bir iki dakika sonra gidip gelin tekrar yapın. Belki başka bir sonuca ulaşabilirsiniz arada geçen süre içinde falan demiş. Bakalım tedavi etme çıktı mı çıkmadı. Ateşini ölçelim. Belki bu işe yarar bilmiyoruz. Böyle deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Yani bu oyunun olayı buymuş. Hepsini deneyeceğiz. Ondan da bir şey çıkmazsa ben yine bu doktor hanım arkadaşıma doktor hanım ben yine beceremedim de bu işi. Neyse artık kısmet öğreneceğiz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Yine transfer ettik. Yine başımızdan bu işi savdık ve günümüz bitti. Günümüz bitti ama sadece doktor olarak günümüz bitti. Hatırlarsanız bizim bir adet butiğimiz var ve en son bir satamama, eşyaları satamama, satış gerçekleştirememe olayıyla karşı karşıyaydık. Ama sizlerden de gelen yorumlar ve benim de araştırmalarım sonucunda Ring Up Customer şeyini, seçeneğini işaretlemedikçe bunun gerçekleşmeyeceğini öğrendim ve şu an onu deniyorum. Ve kafasında işaret çıkan müşterilere Ring Up Custom'ı yapıyorum ve paramı alıyorum. Gördüğünüz gibi sağ altta Sales Profit var. 456 Simoleon kardayım. Düşünün. Harikayım. Oo, işte bir tane daha geldi. 1062 Simoleon. Bu kadar basit ya. O Ring Up Customer'ı ben çözemediğim için bir türlü bir tane bile bir şey satamayıp sürekli zarar etmiştim. Merak ediyorsanız geçen bölümdeki fecaat satışı izleyebilirsiniz. Satamayışı diyeyim daha doğrusu. Ama şu an bu işi çözmenin verdiği rahatlıkla London'ı oradan oraya bütün müşterilerden ödeme almaya gönderiyorum. Kendimiz yapmak da zevkli. Sonuçta bir tane çalışanımız var biliyorsunuz. Ama yine de kendimiz gidip yetişmekte fayda var. Çünkü yetişemediğimiz zaman o kafamızdaki market arabası işareti maviden kırmızıya dönmeye başlıyor. Ve en sonunda müşteri sinirlenip gidiyor. Ve bu çok da uzun zaman almıyor. Yani çok fazla süreniz yok açıkçası. Alıyor musun? Dayı. Alıyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Ortalık bir karıştı bile. Sizce bizim mağazamızın fiyat aralığı nasıl? Ne düşünüyorsun bu konuda? Diye birine sorduk ve sorduğumuz gibi biri almaya karar verdi. Kim o? Kim o? Nerede o? Nerede o ya? Oo, ikincisi de geldi. Okey, yetişmemiz lazım. Şu an bu işlere yetişmemiz lazım. Sen Ring Up Customers yapmaya bana yardımcı olacaksın. Ama bu çalışana hiç güvenmediğim için ona ne iş versem zamanında yapamadı. Of, üçüncüsü geldi, yetişmemiz lazım. Hiçbir şey yapmıyor, görüyorsunuz. Yapmıyor. Ben yine tek tek gidip onlardan ödeme alacağım. Çünkü o yapana kadar çoktan gider yani müşteri gider.
Ve biri gidiyor görüyorsunuz. Siyahlı simimiz bize kızdı ve gidiyor. Bu kadar basit. Hoş olmadı tabii yani. Bayağı kaçırdık. Şu an çok moralim bozuk, bayağı kaçırdık. Hayır, çünkü çalışan çalışmıyor. İşin dandikliği burada. Çalışan çalışmıyor. Bu arada butiğimiz 9 saattir açık. 9 saatte 2 satış yaptık. Evet evet, sonunda çalışanımız ödemeyi alıyor. 3 satış olacak tahmin ediyorum ki. Evet, 3 satış oldu. Ufak bir şey sattık ama olsun. Aha, giydi çıkıyor. Kalınıymış. 3 satış. 1280 simoleon. En azından zararda değiliz. Çünkü outgoing cost'umuz yok. Ama yani 9 saatte 3 satış. Yani çok da iyi değil şimdi açıkçası. Çok da iyi değil. Evet. Biri daha almaya karar verdi. Nerede o? Kim o? Hangisi? O sinirli, sinirli, siyahlı, sinirli. Hadi artık Alvaro. Hadi canım. Bak, kadın sağda duruyor. Siyahlı kadın. Gideceksin. Link up customer yapacaksın. Ödeme. Bana geliyorlar. Bana geliyorlar. Ben bunu kovacağım. Ben bunu kovacağım. Burama kadar geldi. Ben olayı çözdüm. Ne? İşçi sim aktine uymayacak kadar çok çalıştırdın beni. Ben gidiyorum dedi. Yahu sen ne çalıştın da gidiyorsun? Ne çalıştın? Bir tane ödeme aldın. O da 200 simoleon'da. Allah aşkına ne çalıştın da işçi aktif falan diyorsun bana? Hiçbir şey yapmadın ya. Aynı şu an. Tamam, sakinim. 10 saat olduğuna göre birazdan ben de kapatacağım. Ama o tipe çok sinirliyim şu an. Ben kendim alayım onun ödemesini en iyisi. Yapacak başka bir şey yok. Yok yani yapacak başka bir şey. Oxford promotion almış. Caterer olmuş. Güzel. Harika. Süper. Güzel gelişmeler. 218. 4 tane satış yaptık. Onu artık ring up yapamıyoruz. Elimizden kaçırdık. Kapatalım artık. 360 gidenimiz var ama hala kârdayız. Güzel. Güzel ilk satış günümüz. Bir önceki gün saymıyorum çünkü bir tane bile satış yapamamıştık. Başarılı bir gündü. Bence London bugünün kahramanı çünkü önce hastanedeydi. Full zamanlı işi. Sonra da buradaydı. Harika. Gerçekten harika. Ve artık eve dönme vaktidir. Stüdyomuza girme vaktidir. Bu stüdyo işini Oxford'a veriyorum. Bir fotoğraf çekelim. Çocuğumuzla deneyelim. Allah'ım. Şimdi şunu bir ortalayalım. Klik yapınca şey yapıyor. Set oluyor. Okey. Fotoğraf. Fotoğraf boyutu soldaki. Filtre uygulayabiliyoruz. Bir şey değişmedi. Alalım. Tamam. 5 tane çekmek durumundayız. 5 tane çekmek durumundaysak birazcık da boydan alalım. Bir şey yapalım yani. Yapalım, bir şeyler yapalım. Zoom out. Bakmayın böyle durduğuna, kontrol etmesi biraz zor alışana kadar. Bu filtre çok cırtladı. Çok cırtladı. Neyse, yine de çekelim. İlk elin günahı olmaz. Fotoğrafçılık skill'lerimizi geliştirmeye çalışıyoruz, ne yapalım. Ve evet, aldık. Skill'i aldık şu an. Arka plan değiştirebiliyoruz. Ooo, siyah güzelmiş. Bakalım hepsine. Party. Başka.
Vazgeçtim. Vallahi çoluk çocuk dinlemeden bu leş gibi arka planda. Neyse çocuk fotoğrafı. Mantıklı. Aksuit. Bu yaptığım mantıklı. Ay pozunu yesinler. Ay yakışıklı. Ay. Ya o kadar da fena değilmiş arka plan ama böyle biraz yapay tabii yani bir siyah beyaz gibi kaliteli durmuyor ama çocuk fotoğrafı yani ne olacak? Değil mi? Evet, bunu da yaptık. Durduralım, durduralım. Her şey çok hızlı geçiyor. Su. Beğenmedim. Gökyüzü. İlginç. Ha, bu güzelmiş. Tuğla. Gri. Gri de güzelmiş. Outdoor. Uf. Bu da tam çocuk işi yani. Gerçekten tam çocuk işi. Partiye baktık, ona baktık. Water, sky, okey. Hepsine baktık. O zaman ikisini çekelim. Princess Buckingham'la Paddington'a İkizler Kulübü olarak beraber fotoğraflarını çekelim. Sıkıcı ve üf şeklinde tepkilere yol açacak baba hareketleri. Ama ne yapalım? Ne yapalım yani? Çocuğumuzu çekmeyeceğiz. Ya çok tatlısınız. Poza bakar mısınız ya? Of. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Gerçekten çok tatlılar. Bütün filtreleri deneyeyim. Nasılsa 5 tane çekmek zorundayız. Zorundayız yani. Bunu yapmak zorundayız. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim yoksa ben ay ne tatlı ne tatlı demekten başka hiçbir şey yapmayacağım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoların ne görmek istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz benimle paylaşın, benimle konuşun. Sizinle konuşmak beni çok mutlu ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.